أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فيما قال أو كما قال bizi yoktan var eden, varlığıyla haberdar eden, şu güzel mabette buluşmamıza vesile olan, Allah'a ulaşmak için vesileler arayınız diye Kur'an-ı Kerim'de ayetini duyan bu müminleri şu güzel kubbe altında toplayan, alıp verdiğimiz her nefesimizde bize yakınlığını gösteren, bütün işlerimize ağzına eğilen, bizi hiçbir zaman başıboş bırakmayan, her an yanı başımızda olan, bizi affetmek için işte böylesi güzel mabetlerde toplamak suretiyle affına mazhar olabilmemiz için bir vesile olarak tayin eden, Yüce Rabbimize denizlerdeki kumlar, gökteki yıldızlar adedince sonsuz hamd-ı senalar olsun. Ve düştük bir aşkın peşine, o aşk ki aşk-ı Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O şüphesiz sizin için çok şefkatli ve çok merhametlidir. Allah'ın Resulü'nde sizin için nice güzel örnekler vardır diyerek Rabbimizin yüce kitabında hiçbir kimseye vermediği Raufur Rahim sizin için çok şefkatli ve çok merhametli sıfatıyla vasıflandırılan ve ümmetinin kurtuluşu için gecesini gündüzüne katan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat, güllerce selam olsun. Öncelikle bir gerçeği ifade etmek suretiyle programımıza başlamak istiyorum. Ben üstadımızdan Hacı Hasan Efendimizin kuddisesi ruhu aziz üstadımızın bu görmüş olduğum safların arasında dolaştığını duydum. Öncelikle bu duygu üzerine bir niyet tazelemek suretiyle programımıza başlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler Yunus'un diliyle şunları bu şekilde bu Allah'ın dostlarını böyle öğrendik. Yunus öldü de Yusuf'a verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. İşte bu hakikatin en güzel yansımasıdır. Onlar bizleri bekliyorlardı. Bir müridin gelmesini bekliyorlardı. Gelse de onları bir görsem. Ve bu sevincini öylesi bir hasret, öylesi bir muhabbetle karşı tarafa, ihvanına gelen müritlerle göstermiştir ki bir kardeşimiz buraya gelmeden evvel dilinden, gönlünden şu cümleler dökülmüş. Ceddi Paki Mustafa, evlad-ı Resul, kalemdar-ı sultanım, efendim benim. Velayet kutbudur, duası makbul. Kalemdar-ı sultanım, efendim benim. İhvanın gözeti dertlere boyanır. Sünnetle bezenip seherlerde uyanır. Mevla'nın zikriyle gönlü nurlanır. Kalemdar sultanım, efendim benim. Kara yüzümüzle vardık huzura, zulmetten pak eyle boya nuruna, bizleri davet et güzel yurduna, kalemdar sultanım, efendim benim. Bu öylesine mukaddes bir yoldur ki, Yüce Rabbimizin İkinin ikincisidir diye atıfta bulunduğu
biz asırlar sonrası gelecek olan görün dünyamızı aydınlatan kişileri, ki o zaman Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di, gassal elinde meyit olmanın en güzel örneğini sergileyen, o ne dediyse doğrudur, büyük bir teslimiyet ve dikkat ile Fahri Kainat Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yoluna adayan, ömrüne adayan Ebu Bekir Sıddık, Sıddık-ı Azam Efendilerimizin yoludur. Bu yol, ben Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bastığı toprağın tozuyum diyen Mevlana'ların yoludur. Bu yol, maksuda ermek için ayağınızı başıma basıp geçmedikçe size hakkımı helal etmem diyen Hacı Bahaddin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yoludur. Bu yol, gönlü kırık, zavallı birini görürsen yarasına merham ol diyen Hoca Ahmet Yesevi'nin yoludur. Ve bu yol, kendisine efendim, birazdan size bir şırınga ile zehir enjekte edecekler, sakın onu almayın diye hemşire kendisine ikazda bulununca, evladım ben yıllardır bu anı bekledim, şehadet şerbeti kapıma kadar gelmiş, ben onu nasıl göndereyim diyen Erbilli Esad Efendilerin yoludur. Bu yol, efendim bu tevazu ve bu hale nasıl eriştiniz diye kendilerine yine atıfta bulundukları zaman, sordukları zaman, evladım ben iki damlacık su birikintisinden yaratıldığım ve yarın kabre gireceğim gerçeğini asla unutmadım. Ve yine kendisini fakir, sabi diye ifade eden Mahmud Sabi Ramazanoğlu Kudüs'e Sürruh Hazretlerinin yoludur. Bu yol, evladım bizim havada uçtuğumuzu görseniz de, şeriate muhalif bir hareketimizi gördüğünüz anda vurun kanadımızı kırın ve bizi yere indirin diyerek her zaman evladına canım, kuzum, yavru, bir ananın, bir babanın evladına yapabileceği, söyleyebileceği, en derinden gelebilecek cümleleri aynı kandan olmasa bile aynı canmış gibi, aynı ruhta bir bedenmiş gibi ifade eden Yahyalı Hacı Hasan Efendimizin yoludur. Ve gelelim bugünkü birlikteliğimizin asıl gayesine. Her yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid-i Nebi adında bir program düzenlenir. Her yıl onu anmak adına ve her yıl bir tema işlenir. Bu yılki temamız cihat olmasını, Hacı Hasan Efendimizin gönüllere girme yolunda, affınıza sığınarak merkeplerin sırtında bile olsa diğer yere gezmek suretiyle bu yolu götürmek için bir cihat gibi, bir insanlara tebliğ etme yoluna bir cihatmış gibi bu şekildeki duruşunu anlamak adına bu yılki temayı cihat olarak belirleyelim istedik. Bugün aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Sözü çok da fazla uzatmamak gerektiğini de iyi biliyorum. Şehir dışından buralara teşrif edip geldiniz, safalar getirdiniz. Hacı Hasan Efendimizin o şiirini benimle paylaşmış olayım. Safalar getirdiniz bizlere, muhtaç edip biz sizlere, muhabbet dolu özlere, yarenler safa geldiniz. Cıncıklı Cami İmam Hatibi İlyas Koç hocamızın Kur'an tilavetleri olacak. Sonrasında Sivas vaizimiz Sayın İdris Kocabaş hocamızın bir konuşması. Sonra Konya vaizlerimizden Ahmet Özkan hocamızın konuşmaları. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızın konuşmaları. Akibinde üstadımızın inşallah sohbetleri ve sonrasında kapanış olacak. Şimdi kelamların en güzeli olan, bütün sözlerin menbaı olan yüce kelamı okumak üzere Cıncıklı Cami, Kayseri Cıncıklı Cami İmam Hatibi Kurra Hafız Sayın İlyas Koç hocamıza mikrofon veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Kazanma bize.
fırsat verilmiş olmasına da son derece ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az muhterem Müslümanlar. Tabii yakın zamanda deprem vesilesiyle vefat eden kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak onlara da rahmet eylesin diyelim sözlerimizin başında. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Zira Hacı Hasan Efendi'yi biraz sonra da değineceğiz. Kendisi sadece kendisi için yaşayan birisi olmadığını, insanların iyiliği için, sağlığı için, dünyası ve ahireti için kendisini ne denli parçaladığını tabiri caizse hep beraber anlamaya, idrak etmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Mevla hepimizi onun şefaatlerine nail eylesin. Şimdi Hacı Hasan Efendi'nin bir tasavvufi kişiliğinden bahsedeceğiz. Vaktimiz sınırlı olduğu için çok fazla da uzatmayacağım. Bir de onun tasavvufi görüşlerinden birkaç tanesine değinip inşallah bizden sonraki çok kıymetli hocalarımıza sözü devretmiş olacağız. Onun tasavvufi şahsiyetine baktığımız zaman İslam'ın üçlü saç ayağını görüyoruz. Yani iman, ibadet ve güzel ahlakı gerçekleştirebilmeyi bizzat kendi hayatında yaşamış ve bununla beraber bütün insanlara da kendisine tabi olan, ziyaretine gelen herkese de iman, ibadet ve güzel ahlak öğüdünü sürekli vermiştir. Zira onun sohbetlerine baktığımız zaman imani konulara çok detaylı girdiğini görüyoruz. İman olmadan ameli olamayacağını, olsa bile Allah katında çok bir kıymetinin olmayacağını bizler de biliyoruz. Zira Hacı Hasan Efendi tasavvufi kişiliğini Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi üzerine bina etmiş ve böyle bir akideden sonra ameli gündeme getirmiş, amelle de kalkmayıp ki tasavvufun da nihai hedefi budur, güzel ahlakla çevrelenmiş, güzel ahlakla mücehhez olmuş insanlar yetiştirebilmenin gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine onun hayatına baktığımız zaman sıradan mübah olarak görmüş olduğumuz nice amelleri tefekkür ve ibadete çevirmiştir. Örnek vermek gerekirse Hacı Hasan Efendi hayatı boyunca cemaatle namaz kılmaya önem gösteren birisidir. Sabah namazına cemaate gider, cemaatle beraber namazını kılar, güneş doğana kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul olur, Kur'an okuduktan sonra kerahat vakti geçer, İşrak namazı vesaire, onun bildiği ibadeti sürekli devam eder. Kahvaltıya geçtiği zaman üzerinde Bağdat aşağı yakındır sözünün yazılı olduğu fincanla sütünü içerken aynı zamanda derdi ki evladım, oğlum, ben bu sözden Allah'ın kuluna olan yakınlığını tefekkür ediyorum. Yani bir bardak fincan süt içerken bile Allah-u Teala'yı asla unutmaya, Allah Teala'nın her an her saniye kendisini gördüğü hakikati üzerine hem kendi çevresinde hem de kendi dünyasında izhar ettiğini görüyoruz. İnsan-ı kamil olmanın yolu da buradan geçiyor. Bir an bile olsun Allah Teala'dan gaflet etmemek. Beyazıt İslami Hazretleri öyle der. Bir an Allah'tan gaflet edersem ben tebdili iman yaparım. İmanımı tazelerim. Neden bana böyle bir gaflet geldi diye bunun derdine düşer. Aynı şeyi Hacı Hasan Efendi de görüyoruz. Çünkü silsile olarak bütün sufiler isimleri farklı bile olmuş olsa onlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın nurundan istifade etmişler. Zamanlarda farklı olmuş olsa bile onlar hep aynı kaynaktan beslenmiş olduğunu görüyoruz. Ümmetin derdiyle dertlenen bir Hacı Hasan Efendi ile karşı karşıyayız. Öyle sırça köşküne sığınmış, İnsanlardan uzaklaşmış, insanlardan elini eteğini çekmiş bir şahıs olarak görmemiz mümkün değildir. Onun, diyelim ki evi olmayan bir insana ev kazandırabilmek için ne kadar çalışıp didindiğine şahit oluyoruz. Evlenememiş genç kızların, erkeklerin bir şekilde güzel bir yuva kurabilmesi uğruna belki geceleri uykularını feda eden bir Hacı Hasan Efendi ile karşı karşıyayız. Hiçbir zaman ümmetin derdine düşmeden, ümmetin içerisinde bulunmuş olduğu problemleri halledebilmeyle uğraştığı vakit dilimlerinden istisna hiçbir zamanını görmemiz söz konusu değildir değerli kardeşlerim.
Yetimler, öksüzler herkese yine onun şefkat kanatları altında, onun bizzat kendisinin denetimi ve kontrolü altında hayatlarını, yaşadıklarına şahit olmuş oluyoruz. Onun tasavvufi kişiliğini yine kendisi gibi, kendisiyle aynı kanaldan, aynı kaynaktan istifade eden diğer velilerin perspektifiyle birkaç cümlede olsun ifade etmek gerekirse, Bandırmalı Ali Efendi'ye soruyorlar ki, diyorlar, Hacı Hasan Efendi nasıl birisidir diye sordukları zaman, o da cevaben diyor ki, Cenab-ı Hakk'a varan binlerce kapı vardır. Ve her kapının önünde Hacı Hasan Efendi'nin sureti görülür. Hacı Hasan Efendi'nin bir yönü Hakk'a bakıktır, bir tarafı halka bakıktır. Halka dönük yönünü elbette ki görebildiğimiz kadar, her insan kendi yeteneği kadar algılayabilir. Ama Hakk'a dönük yönünü ancak ve ancak kendisi gibi velayet mertebesine ulaşmış olan zatlardan işitebiliyoruz. Bunlardan bir diğeri, Esad Erbili Hazretleri'nin müritlerinden birisi Eyseri Saremi'nin önemli bir sözü vardır. Der ki, Hacı Hasan Efendi'nin sır aleminden zerre kadar bahsetsem akıllarınız durur. Demek ki Hacı Hasan Efendi'nin Hakk'a dönük yönüne aynen aynı kanaldan beslenen insanlar onun hakikatini daha iyi idrak ettiğini bizler de görmüş oluyoruz. Yine Adana'da Hacı Hasan Efendi, kendisi gibi Sami Efendi'den istifade eden gerçekten müstesna zatlardan birisi olan Adana'lı Hacı Hasan Efendi'ye de soruyorlar. Diyorlar ki, Yahyalı Hacı Hasan Efendi nasıl biridir diye sordukları zaman o da annesi evliya, babası evliya, veliler beşiğinde yetişmiş bir hak dostudur diye gerçekten çok mükemmel bir tasvirde bulunmuş oluyor. Tasavvufi düşünce dünyasına şöyle bir göz atacak olursak değerli kardeşlerim, tabii onun bizlere miras olarak bırakmış olduğu kısımlar esasen bunlardır. Mesela tasavvufta bazı kavramlar vardır. Bunları kendisinden önceki sufiler nasıl açıklamışlar ve kendisi hangi anlamları yüklemiş, bizim esasen her birimizin vazifesi olarak tasavvufu iyi idrak edebilmek anlamında, tasavvufa Hacı Hasan Efendi'nin bakmış olduğu pencereden bakabilmek anlamında meclisimizin de bereketlenmesi adına üç tane kavrama kendisi nasıl anlam yüklemiş, bizlerden nasıl algılamamız gerektiği hakikatini sizlerle paylaşalım. Bunların ilki şüphesiz tevbe makamıdır. Tevbenin kelime manası zaten pişmanlık demektir, nedamet demektir ya da yapmış olduğu hatadan dönmek demektir. Kötü ve günah işleyen pişman olup Hakk'a yönelmeye de biz tasavvufi literatürde tevbenin kısaca tanımı olarak ifade ediyoruz. Hacı Hasan Efendi'ye göre ise sülûk ehlinin ilk basamağı tevbe basamağıdır. Tevbe basamağını Hacı Hasan Efendi Sıbyan Okulu olarak görmektedir. Yani günümüzde ilkokul mesabesindeki bir mertebedir. Ve kendisi der ki, ilkokul okumamış olan bir insan üniversite okuyabilmesi mümkün müdür? Değildir. Tevbe basamağını geçememiş olan bir insan tasavvufun engin deryası içerisinde ilerleyebilmesinin mümkün olamayacağı hakikatini bizlerle böyle paylaşmaktadır. Yine tevbenin olmazsa olmaz şartının pişmanlık olduğunu ifade eder. Tevbenin rüknü pişmanlıktır der. Zira pişman olmadığımız bir günaha ne kadar tevbe etsek bu tevbemizin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını da biz buradan anlamış oluyoruz. Tevbe edilmeyen günahların biriktiğini ifade eder Hacı Hasan Efendi. Manen kirlenmemize, manen bizim halimizin, ahvalimizin nasıl ki dışarıdan elbisemiz kirleniyorsa, eğer tevbe edilmezse bir günaha maneviyatımızın kirleneceğini ifade eder. Ve şu örneği verir, der ki üzeri kirden gözükmeyecek derecede kirli bir elbiseyle bir insan halkın içerisine çıkmaya nasıl utanırsa, günahına tevbe etmemiş olan bir kul da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmaktan bu şekilde utanmalıdır. Zira görünüşlü kirli bir elbise utanmaya vesiledir ama tevbesi yapılmamış bir günahta manevi kirlenmeye sebebiyet verdiği için Allah-u Teala huzurunda bir kirlilik meydana veya kirli bir görüntü sergilediğinin hakikatini ortaya koymuş oluyor. Yine tevbe ile alakalı şunu da ifade edelim. Güneş
nasıl kara eritirse diyor Hacı Hasan Efendi, tevbe etmekle günahları aynen böyle eritir ve yok eder. Yeter ki bizler samimi olalım, Allah'a karşı vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirme anlamında tevbeden bol bol istifade etmemiz gerektiğinin vurgusunu da Hacı Hasan Efendi çerçevesinde ifade etmemiz gerekir. İkinci bir kavram olarak ihlas kavramı ki Hacı Hasan Efendi'nin sohbetlerini dinleyen ya da sohbetleri başlarında yazılmış olan eserlere bakarsanız konu hangisi olursa olsun mevzuyu hep ihlasa getirir. İhlassız yapılan bir amelin Allah katında çok makbul olmayacağı hakikatini dile getirir. Samimiyet ve içtenlik manasına gelen ihlas kalbi safiyetten uzaklaştıracak her şeyden temizlemektir. Yani Allah'a giden yolda engel teşkil edecek ne varsa bunların tamamını kalpten çıkarma olarak Hacı Hasan Efendi. Yine yapmış olduğu her bir işte Allah'ın rızasını gözetmek. Ve bunları ifade ederken ihlasın zıttının, zıt kavramının riya olduğunu söyler. İhlastan bahsederken riyadan şiddetli bir şekilde sakınılması gerektiğini her defasında vurgular. Ve şu cümleyi kurar ve der ki, riya şeytan aleyhillâne'nin kanıdır der. Nasıl ki bir süte bir damla kan damlayacak olursa, o süt nasıl içlenmez hale geliyorsa, yapılan ibadet ve taate, hayır ve hasenata riya karıştırılacak olursa, Allah katında aynen kanın karışmış olduğu süt, nasıl biz insanlar seviyesinde bu sütü kullanma imkanımız söz konusu olmuyorsa, riyanın karışmış olduğu ameli de Cenab-ı Hak katındaki durumunun bu şekilde olduğunu ifade ediyor. Pek çoğumuzun ezberi olduğu bir dörtlüğü var değil mi? Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. İşte üç olarak, üç başlık altında Hacı Hasan Efendi aslında İslam'ın tamamını da kuşatabilecek bir hakikati kısaca ifade etmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cevami'nin kelim vasfı vardı. O ona ait bir mucizesiydi. Veliler de peygamberlerin varisleri olduğuna göre Peygamber Efendimiz'in bu özelliği velilere de tevarüz etmiştir. Miras olarak kalmıştır. Hacı Hasan Efendi bir dörtlükte belki İslam'ı baştan sona en güzel şekilde anlayabilme hususunda ilim, amel ve ihlas güçlüsünü bizlere aykırmakta tabiri caizse. İlim olmadan, ilim eksikse mutlaka amelimiz de eksiktir. Eğer ihlas yoksa amelimiz ne kadar çok olursa olsun Allah katında çok bir kıymeti, harbiyesi olmayacağını da biz buradan anlamış oluyoruz. Son olarak takvaya dair bu tasavvuf düşüncesini özetler mahiyette takva noktasında Hacı Hasan Efendi Allah'tan korkmak şeklinde tanımlamaktadır. Yani Cenab-ı Hak'tan öyle bir korku içerisinde olmalıyız ki haşyet duygusu içerisinde bulunmamız gerektiğini vurgular. Takva kişinin iliklerine kadar işlememişse kendisini günahlardan alıkoyamaz. Günahlara karşı bizi en güçlü ve kuvvetli bir şekilde koruyacak kalkanın takva duygusu olduğunu ifade eder. Hangi iş yapıyorsak yapalım, takva esasına göre hareket etmemiz gerektiğinin altını çizmektedir. Takvanın en önemli yani işaretlerinden bahsederken bir kimsede takva var mıdır yok mudur sorusunun cevabını da bu şekilde ortaya koymaktadır. Eğer bir insan Allah Teala'nın haramlarından şiddetle kaçınıyorsa, farzlarına şiddetle bir yönelişi varsa işte bu insanda takva var demektir. Ama bir taraftan haramları görmezden gelip belki mekruhlardan kaçınmayı bir takva olarak düşünüyorsa bir insan esasen en birinci sırada kişinin haramları terk etmesi, bunlarla beraber Allah Teala'nın farz kılmış olduğu hakikatlere sıkı sıkıya sarılması işte takva çerçevesi içerisine girmemize vesile olacak en önemli husus olarak bunları bizlerle paylaşmaktadır. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Onu anlamak elbette ki yılda bir sefer belirli günlerde, belirli yerlerde toplanıp ismini anmaktan geçmez. Onu anlamak, onun miras olarak bırakmış olduğu tasavvuf dünyasını algılayabilmek, tasavvuf düşüncesinin derinliklerine girebilmek, o hakka vasıl olabilme anlamında
nasıl bir hayat benimsediyse arkasında kalan bizler olarak onun bu itinayla ortaya koymuş olduğu kulluk şuurunun bilincini elde ettiğimiz an işte o zaman Hacı Hasan Efendi'yi gerçek anlamda almış olacağız, anlamış olacağız. Onun güzel ahlakını hayatımıza geçirebilmiş olacağız. Rabbim şefaatine nail eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok kıymetli Sivas valilerimizden araştırmacı yazar İdris Kocabaş hocamıza güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Lakin Hacı Hasan Efendimizin çok çileli bir hayatı olmuştur. Daim gözleri ihvanı gözlemiştir. Ve bu özlemini şu sözlerle dile getirmiştir. Aşık maşukunu durmadan arar, muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmeli firar. Gel bir görüşelim yavrum, neredesin? İstihareyle bulmuştun bizi, bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yavrum, neredesin? Yüzünü görmüyor, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet bağlansam benden. Gel bir sarışalım yavrum, neredesin? Neredesin dedikten sonra o nerede diye ifade ettiği ihvanı gelip de camide kendilerini gördüğü zaman ya da âli saadetlerini kendilerini gördüğü zaman sevincinden de şu cümleler dökülmüştür dilinden, gönlünden. Teşrif ettiniz bizlere, hasret edip biz sizlere, muhabbet dolu özlere, yarenler safa yerdiniz. Arzu ile bekler idik, postaları yoklar idik, gönlümüzde saklar idik. Erenler sıfa geldiniz. Aşkınız doldu sineye, razı olmak bir seneye, tenezzülen bu haneye, girenler sıfa geldiniz. Bazı kimseler gittikten sonra kıymeti anlaşılıyor. İşte bugün Yahyallah Hacı Hasan Efendimiz dediğimiz zaman gözleri yaşaran kardeşlerimiz, gönüllerinde buruklu buluşan kardeşlerimiz var. Anı değerlendirmek adına günümüzde yaşayan kimler varsa üstadımızdan başlamak suretiyle hepsinin kıymetini bilmek gerekir. Onların sohbetlerinde elimizden geldiği müddetçe bulunmak dualarına himmeti âli